Bak yine yok olsalarda görüyor musun? Neyse. En azından bugün çocuklara sadece ben masal anlatacaktım. Neyse yine geç kaldık. Gidin bakayım çocuklar orada mı? O merhabalar çocuklar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Arkadaşlarım bugün sizlere Karagöz'le birlikte değil de sadece ben yani Hacı İvat Çelebi olarak bir masal anlatacağım. Sizlere bugün Pinokyo masalını anlatacağım. Şimdi izniniz olursa hemen masalımıza başlayalım. Çok uzaklarda, çok uzaklarda bir ülkede, ülkenin içindeki bir köyde, köyün içindeki bir ağacın, altındaki bir evin içinde yaşlı bir adam yaşarmış. Bu adamın ismi Gepetto'ymuş. Gepetto bir oyuncak ustasıymış. Geppetto Usta her gün sabah uyanır ve köyde yaşayıp okula giden çocuklara oyuncaklar yapar. Akşam olunca da çocuklar okuldan gelince onlara oyuncaklarını verir. Hatta bazen onlarla oyun bile oynarmış. Geppetto Usta'yı çocuklar, çocuklar da Geppetto Usta'yı çok severlermiş. Yine bir gün çocuklara yaptıkları oyuncakları verdikten sonra köy meydanında onlarla oyun oynamaya başlamış. Çocuklar çılgınca eğlenip oyunlar oynarken... Bizim Geppetto ustanın gözlerinden iki damla yaş süzülmüş. Çocuklardan bir tanesi sormuş. Geppetto usta, neyin var? O da demiş ki: "Ah benim güzel yavruma ah. keşke benim de sizin gibi çocuklarım olsaydı. Onlara masallar anlatsaydım, oyuncaklar yapsaydım." demiş ve doğruca evine gitmiş. Üzgün Geppetto usta kendine kukladan bir çocuk yapmaya karar vermiş. Hemen eline büyük bir tahta ve bir bıçak almış. Bıçakla önce tahtanın ayaklarını yapmış. Sonra parmaklarını, sonra bacaklarını, sonra şişko gübüşünü, sonra kollarını, sonra omuzlarını, sonra kafasını, ağzını, burnunu, gözlerini ve kepçe kulaklarını yapmış. Sonra da saçlarını yapmış. Ama bunları yapacağız ha? çok geç olmuş ve uykusu gelmiş. Gepe da uyumak için yukarıya çıkarken bir bakmış kuklanın bir şeyi eksik. Allah Allah acaba ne eksik? Bakmış 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 sonra aklına gelmiş. Hey! Kukla çıplakmış. Hemen kuklaya elbiselerden aman bezlerden bir elbise yapmış ve giydirmiş. Sonra sıra gelmiş kuklaya bir isim vermeye. Kuklanın ismi ne olmuş arkadaşlar? Evet doğru bildiniz kuklanın ismi Pinokyo olmuş ve Pinokyo'yu gece aşağıda bırakıp doğruca yatağına çıkıp uyumuş. O uyuduktan sonra birdenbire gökyüzünün rengi değişmiş. Şimşekler çakmış, fırtınalar kopmuş, yağmurlar yağmış ve çılgın rüzgarlar esmeye başlamış. Birden bire dışarıda üşüyen küçük bir arkadaşımız varmış. Bu arkadaşımızın ismi Cırcır Böceği Cimi'ymiş. Cırcır Böceği Cimi normalde ağaçlarda yaşarmış ama o gün fırtına olduğu için çok üşüyormuş ve kendine saklanacak bir yer ararmış. Karşısında bir ev görmüş. Demiş ki, wow bu gece burada kalabilirim. Bakın ışıklar da sönük galiba içeride kimse yok. Ama ben buraya nereden gireceğim? Ee, sanırım çatıdan girsem iyi olacak. Hazırlanmış ve çatıya doğru zıplamış. Bir, iki, bir dakika. Masalın hepsini neden ben anlatıyorum arkadaşlar? Hadi masalın gerisini de kahramanlarımızdan izleyelim. Hoşça kalın. Bir, iki, Yes! Oh, ay kafam. Oh. Ah, ay. Ah, yanlışlıkla kafam vurdum galiba. <laughs> ee, ah, burada çocuklar var. Eyvah, burada çocuklar var. Burada çocuklar var. Hop. Ee, merhaba arkadaşlar. Benim adım Cırcır Böceği Cimi. Arkadaşlar, normalde ben ağaçlarda yaşarım. Ama bugün dışarıda fırtına var ve dışarıda kalamayacağım. Şey izin verirseniz bu gece burada yanınızda kalabilir miyim? Teşekkür ederim sağ olun. Arkadaşlar biliyor musunuz benim aslında yakında bir evim olacak. Yani ben öyle istedim. Orman perisi ormanda yaşayan iyi kalpli canlıların bütün isteklerini yerine getirir. Ve ben de ondan iyi kalpli bir arkadaş ve sıcak bir yuva istedim. Sanırım, sanırım benim isteklerimi de yerine getirir. Çünkü ben kimseye zarar vermem. Herkese iyilik yaparım. Getirir değil mi arkadaşlar? Teşekkür ederim. Sağ olun. Biliyordum ben de iyi kalpli oldu bu. bir dakika. Galiba orada biri var. Hey. Şşt, orada kim var? Hey. Şşt, kim var diyorum orada? Arkadaşım sen kimsin? Vay, ay, ay, orada biri var. Orada biri var. Arkadaşım. Ses verir misin lütfen? Hey sen kimsin diyorum. Of neden konuşmuyorsun? Hey uyuyor musun? Bir dakika. Aa, ama sen gerçek değilsin ki. Sen tahtadansın. Ha, burası bir oyuncakçı dükkanı. Of ve sen bir kuklasın. Ya keşke gerçek olsaydın. Şimdi ne güzel seninle oyunlar oynardık. Sana bir sürü masa... Derken birdenbire gökyüzünde zaman durmuş. Yağmur damlaları havada asılı kalmış. Ve pencereden içeriye orman perisi girmiş. Orman perisi cırcır cır böceği Jimmy'yi çok severmiş. Çünkü Jimmy gerçekten çok iyi kalpli birisiymiş. Hemen Pinokyo'nun yanına yaklaşmış ve onu canlı bir çocuk haline getirmiş. Pinokyo demiş ki, Pinokyo cırcır cır böceği Jimmy çok iyi kalpli birisi. Bundan sonra senin en iyi arkadaşın o olsun ve burada seninle birlikte yaşasın demiş. Sonra gitmiş. Daha sonra ne mi olmuş? Bakın bakalım ne olmuş. Masallar anladı. Hey bir dakika. Sen oradan buraya nasıl geldin? Yürüyerek. Ay, ay, konuşuyor mu? Konuşuyor mu? Hey arkadaşım korkma. Benim adım Pinokyo. Beni orman perisi canlandırdı. Ne? Orman perisi mi? Evet. Orman perisi dedi ki. Cırcır cır mi çok iyi kalpli birisi, bundan sonra senin en yakın arkadaşın olsun ve seninle birlikte burada mutlu yaşasın. Biliyordum! Biliyordum! Bir gün Orman Perisi'nin benim dileklerimi kabul edeceğini biliyordum! Yaşasın! Oh ay. Arkadaşım dikkat et, özür dilerim kafamı vurdum. Hmm. Aşağıdan garip garip sesler geliyor. Eyvah, eyvah biri geliyor. Saklanmamız lazım. E, ee, saklanayım, saklanayım. Nasıl saklanayım? E, ee, şöyle saklanayım mı? Hayır öyle olmaz. E, ee, o zaman ben şöyle yapayım. Hayır. Ee, o zaman ben yerime geçeyim. Tamam ben de saklanıyorum. Çocuklar sakın benim burada olduğumu söylemeyin olur mu? Oh, ay. Allah Allah. Aşağıdan garip garip sesler geliyor. Hırsız mı girdi acaba? Gidip bir bakayım. Hmm. Kimseler de yok ama. Ey, orada kimse var mı? Yok. Tamam, yoksa ben gidip yatayım o zaman. Ey, bir dakika. Yok mu? O zaman kim konuştu? Kimse. E sen kimsin kimse? Pinokyo? Ne? P -P Pinokyo mu? A ama ama ama, ama bir dakika. S s sen sen gerçek olamazsın. Sen sen bir kuklaydın. Evet, ama beni orman perisi Dur 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 anlatma dur. Gel içeriye. Madem sen artık benimle konuşabiliyorsun sana bir bardak süt vereyim. Biraz da kurabiye. Bana her şeyi öyle anlat. Peki babacığım. Ne? Baba. Babacığım mı? <laughs> Ve arkadaşlar babası Geppetto Usta Pinokyo'nun gerçek bir çocuk olma hikayesini ondan dinlemiş. Çok da mutlu olmuş. Her sabah uyanıp Pinokyo ile birlikte oyuncaklar yapıp akşam köyde okuldan köye dönen çocuklarla Pinokyo'yu oyun oynaması için dışarıya gönderiyormuş. Pinokyo çok mutluymuş. Tabi babası da. Fakat bir gün babası Pinokyo'nun uzun uzun arkadaşlarının arkasından baktığını görünce neye üzüldüğünü anlamış. Ve hemen öğretmeni aramış. Demiş ki öğretmenim Pinokyo artık çok büyüdü. Ve onun da diğer arkadaşları gibi okula gitme vakti geldi. Eğer izin verirseniz sizin okulunuza gelebilir mi? Öğretmen tabi deyince babası Geppetto Usta hemen Pinokyo'yu çağırmış. Ve onu okula göndermek için gerekli olan kuralları anlatmış. Bakın bakalım ona ne kurallar anlatmış. Pinokyo Pinokyo! Pinokyo neredesin? Ay, geldim baba buradayım. Hah Pinokyo bak yavrum artık sen büyüdün ve senin okula gitme vaktin geldi. Ne okula mı? Yaşasın! Oh ay Pinokyo! Ay özür dilerim baba. Tamam bana bak yalnız okula gitmeden önce öğrenmen gereken bazı kurallar var. Neymiş onlar? Şunlar çocuklar ben kuralları söyleyeceğim. Siz de benim arkamdan tekrar edeceksiniz, tamam mı? Aferin size. Kural 1. Asla tanımadığın kimseyle konuşmayacaksın. Aferin. Kural 2. Asla bilmediğin yerlere gitmeyeceksin. Kural 3. Öğretmenlerini ve arkadaşlarını üzmeyeceksin. Kural 4. Okula ve eve geç kalmayacaksın. Anladın baba. Aferin sana. Hadi bakalım çocuklar. O zaman siz de Pinokyo ile birlikte doğru okula.

Ne güzel bir sabah Ormanda güneş var Her tarafta çocuklar Çocukları kaçırmam lazım Ne güzel bir sabah Ormanda güneş var Her tarafta çocuklar Çocukları kaçırmam lazım Oh! Merhaba çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Kötü... Ee, <laughs> Kürtlü kedi, Kürtlü kedi. Ee, nasılsınız, iyi misiniz acaba? Harika, çok sevindim. Çocuklar, sizlere bir teklifim var. Ee, ben bir yer biliyorum. Oradaki bütün evler çikolatadan, yollar şekerden, ondan sonra arabalar pastadan yapılmış. Gidip birazcık yiyelim mi? Aferin size. Nereden de acaba? Of Pinokyo geç kaldım. Koş koş koş. koş koş koş. Ay. Hey önüne baksana. Ay çok özür dilerim. Ne? Konuşan bir kukla mı? Konuşan bir kedi mi? Evet. Benim adım Kürtlü Kedi. Benimki de Pinokyo. Aa Pinokyo. Seninle gördüğüme çok sevindim. Nereye böyle acele acele? Ben şey okula geç kaldım da okula gidiyordum. He okula geç kaldın anladım. Bak ne diyeceğim. Gel sen bugün okula gitme. Biz arkadaşlarla beraber böyle çikolatalı pastalı bir yerlere gidiyoruz. Olmaz. Ama ben okula gitmezsem e, öğretmenim sonra çok üzülür. E, babam bana çok kızar. Eh bütün babalar böyle zaten sürekli kızıyorlar. Hayır babalar sürekli kızmaz. Hata yapınca kızar. Çünkü bazı hatalar insanın canını yakabilir. Anladım ama bak ne diyeceğim. Bizim gittiğimiz yerde evler çikolatadan yapıldı, yollar şekerden yapıldı, arabalar pastadan yapıldı. Bak ne diyeceğim? Eğer benimle gelirsen, mesela oradan arkadaşlarına çikolata getirebilirsin, pasta getirebilirsin, şeker getirebilirsin. Öğretmenim ve arkadaşların çok mutlu olur. O, evet doğru söylüyorsun. Tamam o zaman, hadi gidelim. Tamam. Hadi sen git arabaya beni bekle. Tamam gidiyorum. <laughs> Yaşasın. Küçük Pinokyo artık elimde. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar siz ne yaptınız? Neden söylemediniz? Pinokyo'nun babası ne demişti size? Tanımadığın kimselerle konuşma demişti Pinokyo'ya. Siz de oradaydınız. Bilmediğin yerlere gitme demişti. Neden söylemediniz bunu Pinokyo'ya gitmesin diye? Ah arkadaşlar siz söylemediniz diye Pinokyo'nun başına neler geldi biliyor musunuz? Bakın neler geldi hep birlikte görüp izleyelim. İmdat! İmdat! Beni niye burada tutuyorsunuz? Eh! Bağırma artık yeter! Benden ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? <laughs> Pinokyo, sana hiç okulda öğretmediler mi yahu? Tanımadığın kimselerle konuşma, bilmediğin yerlere gitme demedi mi öğretmenin? Ben daha okula gitmemiştim ki ama babam söylemişti. Sen babanı dinlemedin yani. Galiba öyle oldu. Madem babanı dinlemedin, o zaman bundan sonra da babanı görmeyeceksin. Ne? Hayır. Babam beni çok özler. Lütfen bırak gideyim. Ee, ağlamayı bırak. Biraz sonra gideceğiz zaten. Beni geri mi götüreceksin? Hayır tabii ki. Seni Luna Park'a götüreceğim. Anlamadım. Nasıl yani? Hem beni kaçırıp buraya hapis ediyorsun hem de beni eğlenmem için Luna Park'a mı götürüyorsun? Ne eğlenmesi? Bundan sonra Luna Park'ta çalışacaksın. Ve ben ne diyorsam onu yapacaksın. Hayır. Hayır lütfen bırak beni ne olur. Arkadaşlar. Arkadaşlar keşke babamın sözünü dinleseydim. Of ya başıma neler geldi. Şşt Pinokyo. Ah, Jimmy, Jimmy, Jimmy kurtar beni buradan. Seni oradan kurtaramam. Sen çok büyüksün, ben de çok küçüğüm. Ama merak etme, herkes seni arıyor. Ben şimdi gidip herkese haber vereceğim burada olduğunu. Cimi, sakın geç kalma, tamam. Sen sakın bir yere gitme. Nereye gidebilirim acaba? Doğru söylüyorsun. Eyvah, kötü kalpli kedi geliyor. Benim saklamam lazım. Ah, ay kafam. Ah. Aferin sana, ağlamayı bırakmışsın. Evet. Hadi sen de beni bırak. Hayır tabii ki. Ben şimdi gidiyorum. Yemek gibi bir şeyler atıştıracağım. Ondan sonra da gideceğiz tamam mı? Benim de karnım acıktı. Bana da bir şeyler verir misin? Hayır. <laughs> Sana yemek yok. <laughs> Arkadaşlar. Keşke babamın sözünü dinleseydim. Ben şimdi ne yapacağım? <laughs> Şşt. Pinokyo. Sen de kimsin? Ben senin öğretmenim. Öğretmenim, öğretmenim kurtarın beni buradan. Şşt, sessiz ol tamam kurtaracağım. Şöyle yapayım. Ay, <laughs> <laughs> Pinokyo sen ne kadar ağırsın yahu. Ay öğretmenim siz kaçın o zaman. Dur bir dakika bir daha deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> wow öğretmenim siz ne kadar güçlüsünüz. Ah Pinokyo ah! Başımıza ne işler açtın? Hadi kötü kalpli kedi gelmeden doğru gidelim buradan. Öğretmen! Kötü kalpli kedi! Bırak çabuk Pinokyo'yu, o benim! Hayır! Asla sana bırakmayacağım onu. Öğretmen! Ne kadar uğraşırsan uğraş. Bir gün bütün çocukları kandırıp kötü kalpli yapacağım. Hiçbir çocuğu kötü kalpli yapamazsın. Onlar okula gittiği sürece öğretmenler onlara iyi kalpli olmayı öğretecek. Sen asla başaramayacaksın. Öğretmenleri mi? Wow! Doğru söylüyorsun. Ben niye o zaman çocukları kaçırıyorum ki? Ben en iyisi öğretmenleri kaçırayım. Böylece hiçbir öğretmen çocuğu iyi kalpli yapamaz. Ben de kazanmış olurum. Gel buraya bakayım öğretmen. Gel buraya! Oh! Ya gördün mü? Seni gidi kötü kalpli kedi seni. Pinokyo! Düş bakayım peşime! Öyle değil! Beni takip et! Tamam öğretmenim. Ah Pinokyo! Ah Pinokyo! Ve arkadaşlar öğretmeni Pinokyo'yu kurtarmış. Doğruca okuluna götürmüş. Pinokyo okulunu ve arkadaşlarını çok sevmiş. O kadar çok sevmiş ki derslerinde çok başarılı olmuş. Ve en sonunda okulunu bitirip mezun olunca kendi köyüne bir okul yaptırıp orada öğretmen olmuş. Eğer sizler de hayallerinizin peşinden koşmak istiyorsanız öğretmenlerinizin sözlerini iyi dinleyin ve onları sakın üzmeyin. Hadi bakalım başka bir masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.